Yürü! Salak! İşte! Şu koca karılarda ne bokuma yaşar? Aa, ben hükümet olsam bir kanun... Tüm morukları idam! Allah kahretsin, Allah cezanızı versin! Ver bakayım, ver bakayım! Elmalar Amasya'nın! İniki portakallar! Elmalar Amasya'nın! İniki portakallarım var! Amasya'nın elmalar! Hey, hani parası? Al parasını! Benim kuşanımı veremeyeceğim! Allah be, fıstıklara bak! Elleri yüklü, çantaları şişkin, arpa gani olmalı. Hele ufaklığa bak, lokman ekimi ye dediğim. Geç kaldık galiba. Daha evde yemek hazırlayacağım. Ben sana yardım ederim yengecim, üzülme sen. Karı anahtarla açtı kapıyı. Evde kimse yok demek ki. İçeriye süzüldük mü gazel atsalar kimse duymaz. Şu kadarcık şeye 180 lira verdim. Haklısın yenge. Üstelik yağ da bulamadık. Bakıver Sevgi. Kim o? Posta! Sevgi! Ne istiyorsunuz? Manyet güzelim. Çantalarımız mutfakta. Bunda da 20. Başka para yok yanımızda. Alışverişten artan bu kadar. Biz para istiyoruz, para! Yengem doğru söylüyor. Gerçekten size verecek başka paramız yok. Neymiş? Başka paraları yokmuş. Nasıl Doğan bu zemin katın projesi? Çok iyi, sığınak yerlerini falan çok iyi ayarlamışsın. Buyurun.
Orhan Bey, telefon. Kim arıyor? Damadınız. Evet Cahit. Bir mesele var Orhan abi. Gene sevgiyle aranızda mı? Bıktım artık sizin bu meselelerinizden. Hayır, bu sefer ciddi bir şey. Sevgiyle yengemi ilk yardım hastanesine götürdüler. Sigarası senden. Yapması benden. Lambaya püf de. Ağırlık yapma sen. Otur lan burun. Anne kimi aldı? Sus çocuğum, ben sana başka alırım. Ayıp değil mi? Ne rahatsız ediyorsunuz herkesi? Birader bey ne buyurdular? Fazla kaçtınız ama. Kaçmadık, buradayız hanım. İstasyonda polise vereceğim sizi. Ne yapacakmış? Polise verecekmiş. Çık kulağını! Doğan'ın terfi şerefine. Karısı Cevdet'in başı. Teşekkürler. Şimdi ara haberleri veriyoruz. Esrarengiz katil dün gecede iki kişiyi öldürdü. Üç ayda üç cinayet. Şimdi cinayet masası şeflerinden komiser Necati Polat'la bu konuda basın ilgililerinin yaptığı röportajı yayınlıyoruz. Esrarengiz katil hep kanun dışı kişileri öldürdüğü için halkın ilgisini, hatta biraz garip ama diyebilirim ki sevgisini topladı. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Her şeyden önce şunu söylemek isterim ki katil yanlış ve olumsuz bir yoldadır. Çünkü suçlularla savaşmak yalnız kanun ve polisin görevidir. Eğer şu andaki konuşmamızı dinliyorsa kendisinden televizyon aracılığıyla bir ricam var. Bu işten vazgeçip polise teslim olsun. Kendisine insanca davranılacağına yetkilerime dayanarak söz veriyorum. Şu işe bak, polis katili yakalayacağına teslim olmasını rica ediyor. Sizce bu adam deli olabilir mi? Hayır. Karşımızda bir deli olduğunu sanmıyorum. Yaptığının çılgınca bir iş olmasına rağmen. Meçhul katil serserilere savaş açalı, hırsızlık, ırza geçme ve diğer olayların azaldığı söyleniyor. Doğru mu? Hayır, bu doğru değil. Doğru olsaydı bile gönüllü katillere örnek olmasın diye gene aynı cevabı verirdiniz değil mi? Şu anda böyle faraziyeler üzerinde konuşmayı faydalı görmüyorum. İdamlık mahkumları bile öldürse amacımız katili bir an önce yakalayabilmek.